Fanatik. Galatasaray'da Berkan Kutlu transferinde senet krizi. Galatasaray, Alanya Spor forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı Kırmızılıların bu transferinin gerçekleşmesindeki detay dikkat çekti. Galatasaray'da Berkan Kutlu transferinde son anda kriz yaşandığı ortaya çıktı. Sarı Kırmızılılarda Başkan Burak Elmas ve bir yönetici krizi önledi. Skorer. Berkan antrenmana çıktı. Aslan'da yeni transfer Berkan Kutlu takımla birlikte çalışmalara başladı. Lisansı çıkan tecrübeli futbolcu Fatih Terim'in şans vermesi halinde resmi maçlarda forma şansı bulabilecek. Sıkıntı giderildi. Alanya Spor, Berkan Kutlu'nun bonservisi için Galatasaray'dan 25 milyon liralık iki senet istedi. Güney ekibi, başkan ile bir yöneticinin kefaleti şartını da koydu. Bunun üzerine Elmas ile Epozdemir şahsi kefaletini verdi, transferdeki sıkıntıyı giderdi. Son dakika krizi. Galatasaray'da Berkan Kutlu transferinde, son dakikada senet krizi yaşandığı ortaya çıktı. İki senet istendi. Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, son gün, bonservis bedelinin 25 milyon kiralık kısmı için iki senet istediği öğrenildi. Şahsi kefalet istendi. Genel kurulunun yapıldığı gün Ankara'da gerçekleşen zirvede, Çavuşoğlu'nun, Başkan Burak Elmas ve yönetimden bir ismin şahsi kefaletini istediği belirlendi. Kefil oldular. Son dakika gelen bu talep sonrası görüşmelerin tıkandığı bildirildi. Daha sonra krizi çözmek isteyen Galatasaray Başkanı Elmas ve Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in 25 milyon liralık senede kefil olarak problemi giderdiği ortaya çıktı. 25 milyon TL'lik imza. Her iki isim 25 milyon TL'lik borcun altına imza attıkları ifade edildi. Berkan transferinde mutlu son. Galatasaray böylece Berkan transferinde mutlu sona ulaştı. Zor ve çetin geçen görüşmeler sonrası sarı kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in ısrarla istediği 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladı. Listeye dahil edildi. Üç yerli oynatma zorunluluğundan dolayı Berkan'ın yeni sezon planlamasında çok önemli bir görevi bulunurken, lisansı çıkarılan Berkan da UEFA'ya bildirilen listeye dahil edildi. İzin bitti mesai başladı. UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemesinde İskoçya'nın ST. Joseton ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla devam etti. Bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam eden Sarı Kırmızılı ekip, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana yeni transfer Berkan Kutlu da katıldı. Morutan'a 10 milyon euro çok. Galatasaray'da Morutan konusundaki belirsizlik sürüyor. Steaua Bükreş forması giyen 22 yaşındaki futbolcu için Rumen cephesi, bitme noktasına geldiğini iddia ederken, Sarı Kırmızılı yönetime göre bu rakamlarla transferin çok zor olduğu düşünülüyor. Sarı Kırmızılıların 22 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euroluk bon servisi yüksek ve abartılı buldukları öğrenildi. Futbolcuların aklı Galatasaray'da. ST Joseton Teknik Direktörü Colum Davidson 0-0 berabere kaldıkları, Ross Country maçına odaklanamadıklarını, çünkü futbolcuların aklında sadece Galatasaray'ın bulunduğunu dile getirdi. Evening Telegraph gazetesine konuşan Davidson, oyuncularımın aklında Galatasaray maçından başka bir şey yok. Motive olamıyorlar. Adeta bu maçla yatıp bu maçla kalkıyorlar ifadelerini kullandı. A Spor Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Olimpi Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelson. Gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Aleksandru Cikıldao, Saça Boy, Patrick Van Aanholt'u kadrosuna kattı. Birçok oyuncusuyla sözleşmesi sona eren Galatasaray eksik bölgelere takviye yapacak. Genç ve dinamik bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Olimpi Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelson gibi futbolcuları da gündemine aldı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları. 19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı. Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler. Radu Dragus'un, stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Juventus forması giyen Rumen savunmacı Radu Dragus'ini gündemine aldı. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği bir isim olan Dragus'in için Fatih Terim'in de onay verdiği belirlendi. Victor Nelson, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Danimarka Ligi'nin köklü ekiplerinden Kopenhag'ın yetenekli stoperi Victor Nelson için nabız yokluyor. 22 yaşındaki Nelson, Fatih Terim'in stoper adayları arasında yer alıyor. Orulu Obuta, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan sağ bek Oral Obuta, Galatasaray'ın transfer listesine giriş yaptı. Sarı Kırmızılı ekip Omar'ın iyileşmemesi ve Yedlin'in performansı sebebiyle bir sağ transferi daha yapacak. Bafot Akıt. Fransa 2. Liginde Seta forma giyen 2001 doğumlu Diakite, yeni transfer Saça Boy ile aynı menajerlik şirketine bağlı. Alt yaşlarda Fransa milli takım forması giyen Diakite'nin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Diakite için nabız yoklanıyor. Her nani. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schora sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cimbom'un her naniden vazgeçmediğini ve kuklübü Parma ile hala görüşme halinde olduğu bilgisini paylaştı. Olimpo Morutan Sarı Kırmızılıların ısrarla kadrosuna katma için uğraştığı Olimpi Morutan için ülke basınında FCSB Başkanı Gigi Becali'nin, 22 yaşındaki futbolcuyu 10 milyon euroya sattığı yazıldı. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.